Ve şimdi de Yunus Emre Kültür Parkı'nda karavanımızın bahçesinde ne yapıyoruz? Şimdi enginar çorbası yapıyoruz. Bu enginarlarımız zamanı geldiğinde buzluğa atıyoruz. Daha sonra kışın falan çıkarıp böyle kullanabiliyoruz. Harikasınız. Malzemelerimiz nelerdir enginar çorbası için? Enginarlarımız var, bu buzluğa attığımız patatesimiz, soğan, havuç. Bunları önce kaynatacağız. Ondan sonra tereyağında unu kavuracağız. Biraz da nane ile bağlayacağız ve çok güzel bir çorba elde edeceğiz. Hemen başlayabiliriz yapmaya. Hemen başlayalım. Önce enginarımızı tencerenin içine koyalım. Enginara bayılırım. Her evet. türlüsüne. Evet. Çok sağlıklı, çok şifalı. Vitamin deposu. Patatesimizi de küp küp doğruyoruz üzerine. Enginarlarımızı sanırım doğramışız değil mi? Evet, enginarlar doğranık. Unlu ve limonlu suyun içerisinde biraz bekledikten sonra aynı o suyun içerisinde buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa kaldırıyorum. Süpersiniz. Enginarın bu sanırım kasesi, çanağı. Hayır, yani o çanak kısımları doğranmış şekilde. Tamam, çanak kısmını doğradınız. Hı-hı. Sakladınız, bakın ne kadar güzel. Evet. Soğanımızı doğradıktan sonra suyumuzu ilave edebiliriz içerisine. Tamam. Enginarlarımız doğranık. Patateslerimizi küp küp doğradık. Havuçlarımızı doğradık. Soğanlarımızı da ilave ettik. Evet. Suyumuzu koyalım. Ne kadar koyayım? Üzerine geçsin. Tamam. Bu şekilde kaynayacak bu. Kaynadıktan sonra iyice böyle ezilme kıvamına geldikten sonra bağlamak için de un ve nanemizi içine koyacağız. Süpersiniz Betül Hanım. Gerçekten mükemmel tarifler öğreniyoruz sizden. Ben şöyle yapayım. Tabii elektrikli ocağımız, karavanda daha güçlü ocak var. Yağatına vereyim çorbamızı. Tamam. O yine çorbamızı bir güzel pişirsin. Tamam. Sonra bize geri versin. Tamam. Çorbamızı bıraktım Yasin'e. Tamam. Bir güzel istediğimiz kıvama gelsin. Enginarlarımız pişsin. Ama biz tabii ki bu arada boş durmuyoruz. Ve güzel enginar çorbamızın meyhanesini hazırlıyoruz. Evet. Malzemelerimiz neler? Tereyağı, un ve nane koyacağız. Şöyle bir kaşık kadar tereyağımızı kullanalım. Tamam, tereyağımızı koyalım. Biraz zeytinyağı. Zeytinyağı kullanmayalım. Kullanmayalım, hı-hı. Tamam. Şöyle bir kaşık kadar... 1,5-2 kaşık kadar da unumuzu koyalım. Tamam. Biraz kavuralım. Oh, tereyağı ve un. Evet. Harika bir ikili. Evet. Biraz... Kokusu mükemmel olur. Aynen öyle. Nane de koyalım birazcık. Tamam. Hemen rüzgarımız çok bu arada. Sipil Dağları'nın eteğindeyiz. Bakın görüyorsunuz rüzgarımız püfür püfür bir havada yemeğimizi yapıyoruz. Nanemizin hemen ağzında kapatalım uçuşmasın. Aynen öyle. Tereyağımız da çok güzel oldu. Köpük köpük oldu. Kokusu mükemmel. Mis bir gibi kokuyor. Gerçekten aynen öyle. Şimdi biraz su koyabiliriz. Tamam, hemen suyumuzu ilave edelim. Siz bana dur deyin. Tamam, siz dökün. Çok güzel. Tamam, yeterli. Tamamdır. Bunu da çorbamızın içine katacağız. Ondan sonra ezeceğiz. Harika. Ben bu arada bir çorbaya bakayım. Tamam. Bakalım ne oldu. Gerçekten mis gibi kokmuş. Evet. Harika. İstediğimiz kıvama gelmiş. Hala fokur fokur kaynıyor tamam. Görüyorsunuz. Bunu da ilave edelim. Bana öyle mi? Olabilirsiniz. Evet, tamam. Bunu da koyalım. Şöyle. Hemen şöyle görüyorsunuz. Yaptığımız meyaneyi de peki. Çorbamızın içine ilave ediyoruz. Karavanda bir güzel kaynattık. İstediğimiz kıvama geldi. Şöyle yapayım mı? Tamam. Of 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 of. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Havuçlar, patatesler, enginarlar. Mükemmel görünüyor. Koku şahane. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi normalde bunu blender geçebiliriz. Hı-hı. Patates eziciyle ezelim. Ya gerçekten en çok sevdiğim yemeklerden biri enginar. Ben de size yardım edeyim. Tamam. Benim de tuzum olsun. Tamam, teşekkür ederim. Benim de elimin lezzeti geçsin. Aynen öyle. Biraz tuz atalım şimdi. Tamam, tuz atalım. Hı-hı. Ben şöyle. Ezmeye devam edeyim. Tamam. Şöyle tuzumuzu da ilave ettik. Enginarlı, havuçlu, patatesli. Bu besin değerli. Gerçekten besin değeri çok yüksek. Gerçekten öyle. Bakar mısınız? Tabii normalde karavanımızda blender olsaydı biz bunu blenderle bir güzel geçecektik. Fakat tabii bizde patates ezeceği var. Evet. Patates ezeceğimizle şimdi sebzelerimizi ezmeye çalışıyoruz. İsteyen tabii zevke göre birazcık pütürlü bırakabilir. Tamamen krema şeklinde tabii, yiyebilir. Biz birazcık böyle pütürlü bırakalım. Sebzeleri de hissedelim. Aynen. Yapalım. Biraz limon sıkalım içine. Evet. Çok daha güzel olacak. Evet. Ya mükemmelsiniz gerçekten.
Çorbamız da hazır hale geldi Betül Hanım. Evet, dediğim gibi blenderdan geçersek yani ama pütürlü sevenler için böyle de çok güzel. Aynen, bebekler için, çocuklar için dediğiniz gibi aynen, böyle krema gibi olabilir. Evet. Ama istenirse bu şekilde pütürlü de tercih edilebilir. Kokusu mükemmel. Şöyle bir göstermek istiyorum ya. Lezzet şöleni. Yalnız çok da güzel ezilmiş. Evet, gerçekten. Evet. Hemen şöyle enginarlı çorbanın tadına bakmak istiyorum. Bol bol tüketirim ben bunu. Öğrendim tarifini. Evet, mutlaka. Yani özellikle çocuğunuza da çok iyi olur. Şimdi ona da yediririm. Mikrofon sizin. Tamam. Şöyle bir tadına bakayım. Gerçekten Betül Hanım, mükemmel bir lezzet. Beğendiniz mi? Hayran kaldım. Enginlerin o lezzeti, havuç, patates olağanüstü bir lezzet katmış. Bir de ekşi yok mu ekşi? Evet. Özellikle kışın çok güzel gidiyor bu çorba. Evet. Yani mutlaka enginar zamanında yaparlarsa bu şekilde değerlendirebilirler çorba olarak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.